Anlaşılan bin beğeni olamayacağız. 714 beğenimiz oldu. Sağlık olsun. Bin beğeni sonradan geçeriz. Bakın arkadaşlar. İki gündür Günay Türk bana mesaj atıyor. Diyor ki Eyüp abi Galatasaray'ın Talişka'ya ilgisini öğrendim. Şu, şu, şu isimlere de doğrulan. Ben de dedim ki bak Günay ben Talişka'yı haftalarda yalanlıyorum. Çünkü benim güvenliğim, benim zaha bilgisini aldım, benim işte fret bilgisini aldım, benim diğer bilgileri aldım, güvendim. Galatasaray e, içerisindeki kaynaklarım. Hayır, Karışkayı alamayız. Fakat Karışkayı yakından takip ediyoruz. Karışkanın piyasası düşerse, Arabistan'dan ayrılma durumu olursa bu transferde masaya otururuz diyor. Günay Esen söylediği şey şu. Talişka Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Araplar da artık onu göndermek istiyorlar. Parasının bir kısmını Arapların ödemesi kaidesiyle Galatasaray'a ödenilmiş durum. Galatasaray'da bu transfer'e sıcak bakıyor deniliyor. Yani duyduğum isim arkadaşlar Talişka. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Ee, Günay'ın ki ben isim de verdi bana Günay yani. Konuştuğu ismi de söyledi. Konuştuğu isim çok değerli bir isim. Çok sağlam, güvenilir bir isim. Talişka bilgisini aldı. Ben şimdi Galatasaray kaynaklarında bu bilgiyi doğ doğrulatmaya çalışıyorum. Eğer 5-6 milyon euro bandında Türkiye'ye gelme ihtimali varsa biz Talişka'yı kaçırmamalıyız. Dibala'dan sonra, bakın Dibala'dan sonra en sağlam, en güçlü aday arkadaşlar Tal Talişka. Net Galatasaray'a seviye atlatır. Arkadaş sağa koydun mu? Zanyola veya Raşiza'yı Solo Zaha'yı koydun Merkeze Talişka'yı koydun Önüne Icardi'yi koydun Tamamsın Arkasında da işte Fred ve Toreyra Tamamsın Duyduğumuz isim e, Talişka'dır arkadaşlar Bunu Kulüp kaynaklarını onaylatmaya çalışıyorum Fakat Yani oyuncu kaynağı Oradan gelen bilgiler güvenilir bilgiler Sağlam insanlardan gelen bilgiler bizi mahcup etmemiş insanlar bunlar. Kulüp kaynaklarını da onaylatırsak burada açıkladım Talişka'yı. Daha sonra Twitter'dan da duyurusunu yapacağım ki inanılmaz da bir iş olur arkadaşlar. Çok sağlam da bir iş olur. Günay'ı da tebrik ediyorum. Günay çok güçlü kaynaklara sahip. Özellikle işin menajer tarafında. Galatasaray tarafında ben varım. Çok sevdiğim Divan kurulunda <laughs> veya geçmişte kulüpte çalışmış, görev almış yönetici, idareci tanıdıklarım var. Güney'in da işin menajer tarafında çok sağlam tanıdıkları var. Oyuncu tarafında çok sağlam tanıdıkları var. Bu bilgi bilgide Güney tarafından geldi, oyuncu tarafından geldi. Kulüp kaynaklarını onaylatmaya çalışıyoruz. Talişka'da gelirse Avrupa'da kupa alır Galatasaray demiş. <laughs> Aytun Usta e, 35 milyona gidecek o paraya 8 milyon talişka alınabilir demiş. Valla Zanyolu'ya 30 verseler Milot aldıktan sonra o parayın bir kısmını ben de Talişka'ya harcarım. Ne harcarım yani. Evet yani siz 1000 beğeni yapmadınız. 753 beğeni de kaldık ama ben size bilgiyi aktardım. Konuştuğumuz isim Kulüp kaynaklarına doğrulatmaya çalıştığımız isim Talişka. Talişka tarafından onun çevresindeki onun bir takım haklarına sahip isimler tarafından gelen bilgi Galatasaray'la görüşüyoruz şeklinde. Evet abi defansif açıdan özellikle sol koridor beni düşündürüyor biraz demişsin. İşte onu da Oliveira'yı değil de oraya Fred'i koyarak çözeceksin. Yani nasıldı bizim orta saha? Torreira'ya çok fazla yük biniyordu. Çünkü Oliveira ve Mertens çok koşmuyorlardı. Şimdi Oliveira'yı kestin. Torreira fret yaptın orta sahayı. Öne de Talişka koydun. Kamado koyarsan zaten çakı gibi olursun. defansif anlamda. Ama Talişka koydun. Sol tarafta diyelim Zaha veya Kerem var. İyi de orta sahayı iki tane sekiz gibi yaptım veya iki tane altı gibi yaptım. Fred çok koşan bir orta saha. Evet. Eymen Yağız, Eyüp Bey Talişka kesin olur. 15-20 gol atar demiş. Valla getirebilir miyiz? Bakalım yani e, bizim duyduğumuz isim. oyuncu kaynaklarından gelen isim bu. Ama Galatasaray kaynaklarına da bu ismi doğrulatmamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Saat 13'te e, VRD5 YouTube kanalında da canlı yayın olacak. Yani bizim duyurduğumuz isim arkadaşlar bizim aldığımız sürpriz bomba isim Anderson Talişka. Bunu kulüp kaynaklarına da doğrulattıktan sonra detaylı bir açıklama yaparız. Burada da paylaştım. Bu haberde de Günay'ı tebrik ediyorum. Günay sen Türk'ü önemli bir bilgi verdi. Sağ olsun var olsun. Biz de şimdi bunu araştırıp en doğru bilgiyi sizlere aktarmaya çalışacağız. Murat Gülşen Eyüp abi Fred değil de Endombele daha iyi olacak. Bak görürsün demiş. Tamam çık kardeşim. Abonelikten ve üyelikten çık. Neredesin? Tamam. Krizi 8. Sanırım sen Armege dönsün. Çıkabilirsin kardeşim. Elimden geldiğince herkesin mesajını okuyorum yani. 1200 kişi o mesaj gönderiyor bir iki yüz kişi izliyor. Arada okuyamadığım oluyor. Sonuç itibariyle robot değilim. Bu arada Whatsapp'tan bilgiler geliyor. Ses problemi oluyor bu oluyor. Sırf senin iki tane mesajını okumadım diye üyelikten çıkıyorsan çık. Bekliyorum kardeşim. Üyelikten çık hadi. Ayıp bir şey ya. Vallahi ayıp bir şey yani. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar ya. Ben bu kasalarda barkod okuyucular vardı ya. Dıt dıt dıt. Barkod okuyucu değilim ki yani. Bir de bazı mesajlarda e, düşük cümleler oluyor. Sonra okudukça okudukça yoruluyorsun falan filan. Robot değiliz yani. Alperen teşekkürler. Ali Çakmak yine bir bilgi geçmiş. Ali var ya. Helal olsun sana. Ciddi söylüyorum. Evet. <laughs> Bakın. Aa, aa. Acaba. Acaba. Bakın. Acaba. Helal olsun. Sağ ol. Andersen, Anderson, Anderson Talişka profil fotoğrafından El kaldırmış. Böyle yapmış profil fotoğrafını. Ben size söyleyeyim. Biz bu bilgiyi oyuncu tarafından aldık. Ee, oyuncu kaynaklarından aldık. Galatasaray tarafına henüz onaylatmadık. Ama bilgiyi aldığımız isim çok sağlam bir isim arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet. Elariz İbrahimov, Eyüp Bey bana çirkin adam dedin ama buradayım hala demiş. Çirkin bir mesaj atmışındır. Sana neden çirkin adam dediğimi hatırlamıyorum. Senin yüzünü hiç görmedim ben. Yani. Ben bir de insanlara öyle çirkinsin falan demem. Çirkin bir mesaj atmışındır. Çirkinlik yapma demişimdir hakaret etmişindir veya aşağılayıcı bir ifade vardır. Ondan demişimdir. Nitro Felix'in gelmesini tercih ederim Galatasaray'a. Talişka'dan daha çok e, vizyon ve katkı sağlar. Yani şöyle söyleyelim Felix üst seviyelere çıktığında o eski günlerine döndüğünde çok üst seviye bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu ama şu an onu yakalayıp yakalayamayacağı muamma. Orada risk alıyorsun ama Talişka'da risk almıyorsun. Alişka'nın ne vereceği, sana ne katacağı çok belli. Adem yakalayamıyorum. Çok kalabalık yayınlarda yakalayamıyorum. Yani bilmiyorum. Bir sorayım, bir anket yapayım. Ona göre de karar vereceğim. Ee, bazı yayınları üyelere açık yap yapayım mı? Çünkü üyeler bozuluyorlar, katıl üyeleri. Mesela bunu bir deneyelim. Bazı yayınları katıl üyelerine açık yapayım. Çünkü gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar alınganlık yapıyor. Ferhat abi teşekkürler. Sağ ol desteğin için. Red Bullut League için en ideal kadroyu paylaşmış. Mustera, Boy, Nelson, Atükerim, Kazımcan, Toreyra, Fred, Kamada, Raşiza, Zaha veya yani Kerem, Barış, Alper, Icardi Sedric. Evet olabilir. Peki. Yayını bitiriyoruz arkadaşlar. E, mesajlarını okuyamadığım arkadaşlardan özür dilerim elimden geleni yapıyorum. Hepinizi mutlu etmeye çalışıyorum. Verdiğim bilgiler arkadaşlar mutlaka ve mutlaka çok sağlam, güvenilir insanlardan aldığım bilgiler. Buna emin olun. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Ben aldığım bu bilgileri bana veren insanlara gerçekten güveniyor ve inanıyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Sizleri çok seviyorum. Buradan TikTok'a geçiyorum. Tabii Beste de yayın başlayacak. Onu da belirtelim mutlaka We Are de izleyin. Saat 13'te Vedat Erol ve Kıvanç Öztükel canlı yayında olacaklar. İsterseniz We Are Best'i izleyin. isterseniz de bir yandan da TikTok'ta benim yayınımı izleyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.